Ortasına hoş geldiniz. Evet, Cemre Nur Karaca'ya gidiyoruz ve yanında Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınaztepe var. Cemre Nur Karaca, sözü size bırakıyorum. Pelin merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi ZMD Başkanı Serhan Tınaztepe yanımda. Sektörle ilgili son gelişmeleri, değerlendirmeleri alacağız. Serhan Bey, öncelikle konferansta da konuşuldu. Aslında sektörün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de enerji maliyetlerinin artışı. Önümüzdeki dönem Ocak ayı da geliyor. Yeni zamlar da aslında gündemde. Neler söyleyeceksiniz? Birçok mağazamızda elektrik için ödediğimiz ücret neredeyse kirayı geçmiş durumda. Dolayısıyla şu anda perakendecilerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Özellikle alışveriş merkezi mağazalarında biliyorsunuz ayrı bir tarife uygulanıyor ve cadde mağazalarda ödediğimiz kilowatt saat değerinden daha yüksek bir kilowatt saat değeri orada ödemek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu bünyesinde bir enerji komisyonu kurduk. Burada ne yapabiliriz, bu problemleri nasıl çözebiliriz? Kamuyla işbirliği yapıp belli başlı enerji yatırımlarını nasıl hayata geçirebiliriz? Ve bilançolarımızdaki bu elektrik faturası yükünü nasıl düşürebiliriz ile ilgili TANF nezdinde çalışmalar yapacağız. Kaç arttı bilançolardaki bu enerji elektrik maliyeti? Bir de bazı bölgelerde bu kiradan fazla elektrik geldiği için satışlar da aslında iç piyasada yerli tüketiciden çok iyi gitmediğini aşağı yukarı verilerden de biliyoruz. Kapanan mağazalarda oldu mu? Bölgesel olarak soruyorum. Henüz böyle bir durum söz konusu değil. İç talep canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Turizm etkisi de bunu belirli lokasyonlarda çok ciddi anlamda tetikliyor. Fakat tabii ki cirolardaki artış adetsel değil. Tamamıyla cirosal artış, yani enflasyonist etki. Enflasyon etkisiyle tabii ki geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek cirolar yapıyoruz ama hala pandemi dönemi adetleri yakalayabilmiş değiliz. Bu noktada tabii cirolarımızın enflasyon etkisiyle artmış olması henüz bilançolara tabii ki bu elektrik giderinin olumsuz yansıması neticesinde bir mağaza kapama kararı verebilecek bir süreci henüz başlatmadı. Ama şu anda yeni yeni karşılaştığımız bir durum. İç taleple de çok doğru orantılı olmak kaydıyla önümüzdeki süreçte özellikle bu noktada verimsiz mağazaları ne yapacağımız önümüzde bir gündem maddesi olarak duruyor diyebilirim. Kozmetik tarafına da gelmek istiyorum. Orada da maliyetler epeyce arttı. Alım gücü düştüğü için satışlar ne durumda? Orada bir taksit yasağı da söz konusu. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Bildiğiniz gibi belli kategorilerde kredi kartına taksit yasağı getirilmişti. Cep telefonu ve altın da bunlardan bir tanesiydi. Yine aynı şekilde kozmetik de bu yasak kapsamına alınmıştı. Süreç içerisinde hem cep telefonunda hem mücevheratta, altında taksit yasağı, kredi kartına taksit yasağı esnetildi. Fakat kozmetikte bu yasak hala devam ediyor. Konuyla ilgili kamu otoriteleriyle taleplerimizi paylaştık. Kozmetik Türkiye için çok kritik bir sektör. Son 5 yılda muazzam sıçrama yapmış bir sektör. Yine ihracat ve üretim bacağında da çok güçlendiğimiz bir sektör. Dolayısıyla hem iç talebin canlandırılması hem de tüketicilerin kozmetik ürünlerine daha rahat ulaşabilmeleri adına bu taksit yasağının kaldırılmasını bekliyoruz. Turizm etkisini saymazsak eğer, yani onu ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum ama yerli tüketicinin bu kozmetik alışverişinde bir düşüş gözlemleniyor mu? Covid döneminde gözlemleniyordu. Özellikle maske kullanımıyla birlikte kadınlarda belli başlı makyaj ürünlerinin kullanımında azalma yaşamıştık. Fakat artık hem Covid etkisinin azalmaya başlaması hem maske kullanımının azalmaya başlamasıyla birlikte eski günlerine döndü diyebiliriz. Kozmetik sektörünü şu anda en ciddi derecede olumsuz etkileyen konu kredi kartına taksit yapılamıyor olması. Son olarak çok kısa bu yabancı markaların döviz bazında ödediği kirayı da sormak istiyorum sizlere. Yerli markalar TL bazında fakat yabancı markalar döviz bazında kira ödüyor. Bu sorunu konuştunuz mu? Bakanlık nezdinde bir ilerleme olacak mı önümüzdeki süreçte? Olacağını umuyoruz. Burada bir gerçekten haksız rekabet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 2018'de biliyorsunuz çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
Türkiye'de dövizle kira artık son bulmuştu. Fakat yasada bir istisna yaratıldı sonraki aşamada. Yabancı yatırımcılara ya da şirketinde herhangi bir yabancı ortak olan şirketlere dövizle kiralama devam etmeye başladı. Şu an gerçekten Türkiye'ye sadece ürünlerini satmak için değil, biliyorsunuz Türkiye bir tedarik cennet. Birçok şirket Türkiye'den birçok ürünü tedarik ediyor. Burada reel sektörü çok ciddi anlamda canlandırıyor ve dünyadaki bütün mağazalarına Türkiye'den ürün gönderimi sağlıyor. Yani bizim birçok üyemiz Türkiye'de yaptığı cironun belki 3-4 katı Türkiye'den ihracat yapar durumda. Dolayısıyla muazzam bir çarpan etkisi var ve ekonomiye muazzam bir katkısı var. Biz bu tarz uygulamalarıyla, bu tarz uygulamalarla onların önünü kesmemeliyiz diye düşünüyorum. Umuyorum ki bu yanlış da bir gün son bulacak çok kısa bir zamanda diye umut ediyorum. Çok teşekkürler Serhan Bey. Evet Pelin, Serhan Bey'den görüşlerini aldık. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre Nur Karaca aktardıklarınız için. Evet, buradan ise değerli konuğuma geçmek istiyorum. Vahap Taş'tan bizlerle birlikte yatırım, finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi tarihi günlerden geçiyoruz. Dün bakıyoruz Asya kaynaklı mesela tarihi dip seviyelerde, hatta yani tarihi düşüş gösteren, performansı gösteren bir Çin endeksleri vardı. Wall Street tarafında ise bilanço etkileri. Dolayısıyla dalgalı bir seyir söz konusu küresel piyasalarda ve her gün bu dalganın boyutu gitgide de artmaya devam ediyor. Bir gün dip görüyoruz, bir gün zirveleri zorlayan bir endeks görüyoruz. Dolayısıyla küreseli nasıl yorumluyorsun, ne dersin? Herhalde yani son 3-4 aydır, belki hadi yazın başına da ekleyeyim, piyasalarda böyle beklenti anketlerinde reel kesim olsun, tüketici güveni olsun, en çok korkulan ama senaryolardan biri hep böyle merkez bankaların aşırı sıkılaşması. Sürekli bunu gördük. Hatta şimdi yayına girmeden şeye de baktım. Yani evet, bir Fed'in endişesi azalıyor ama piyasa neden bunu tam olarak fiyatlamıyor? Chicago Fed finansal koşullar endeksini açıklıyor ve o sıfır seviyesine çok yakın. Bu da şunu gösteriyor. Yani diplerden, negatif değerlerden bir yükseliş var. Finansal koşullar sıkılaşmaya devam ediyor. Her ne kadar Fed'in endişesi azalsa da bunun devam ettiğini görüyoruz. Yani bunun yansımasında aslında tüketici beklentileri çok iyi değil, şirket beklentileri çok iyi değil. Bunu PMI'larda da gördük. İşte bugün Amerika'da tüketici güveni gelecek. Belki orada da net bir şekilde göreceğiz. Euro bölgesinde tüketici güveni geldi. Bir, enflasyon artık bu çeyreklerde daha hissedilir seviyede. Yani tüketiciyi rahatsız ediyor, şirketleri rahatsız ediyor. İkincisi de evet, merkez bankaları ciddi bir sıkılaşma sürecinde. Bunun her ne kadar işte devam edip etmeyeceğine dair böyle bir soru işaretleri var ama hala yüksek. Bu da baktığımızda işte finansal piyasaları sallıyor. Yuan'ın geldiği seviye şu an ortada. Yani Yuan'daki volatilite zaten Asya piyasalarında biraz tedirgin etmiş durumda. Ama hikayenin öbür tarafında da ekonomik anlamda bir yavaşlama konuşuluyor Asya'da tabii. Evet, şimdi Asya tarafındaki fiyatlamalar ve bir de bakıyoruz Wall Street tarafına, Fed konuşuyoruz. Özellikle Fed'in son dönemdeki atmış olduğu adımlar. Ama bu Shine adımlara rağmen, Shine mesajların devamının gelmesi, finansal risklere rağmen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mesela finansal riskler konusunda bir uyarısı da söz konusu. Ama ne dersin, Fed'i nasıl görüntüyü çekiyorsun? Yani bundan sonra mesela biz yılın son çeyreğinde nasıl bir Fed'le karşı karşıya kalırız? Hatta 2023'ün ilk çeyreğinde Fed'i tamamen farklı bir politikayla görür müyüz? Bir kere şu var, yani senin de altını çizdiğin üzere belirsizlikler çok fazla ve artıyor. Yani evet, doğru. İşte bugün belki biraz petrolü konuşurken de söyleyeceğim, OPEC raporuna da baktım. Orada hani şeyi söylüyor, yükselen enflasyon, işte OECD ülkelerini hadi biraz dışarıda bırakayım ama Çin ve Avrupa özelinde bir yavaşlama, bir resesyon endişesi artık çok fazla konuşuluyor. Neredeyse her raporda Avrupa'da bir resesyon riski var, işte Asya'da bir resesyon riski var. Eskiden şunu söylüyorduk, yani Amerika'nın büyüyemediği bir dünya ekonomisinde hiçbir ülkenin büyümesi sürdürülebilir değildir diyorduk. Şimdi artık şey diyoruz, yani Avrupa ve Asya'nın büyüyemediği bir dünyada Amerika istediği kadar büyüyebilsin, çok da sürdürülebilir değil şeklinde söylüyoruz. Hal böyleyken de Fed artık önümüzdeki dönemde yavaş yavaş şunu konuşacak. Ya biz evet sıkılaşıyoruz ama acaba ekonomi buna hazır mı? Çünkü tamam, istihdam piyasası çok kuvvetli. Her ay 200 binin üzerinde çok ciddi bir istihdam yaratımı var Amerika'da. Pandemi öncesi seviyenin üzerine yerleşmiş bir toplam istihdam var. Ama bunun sürdürülebilirliğine dair ciddi bir endişe var. Bir. İkincisi,
Enflasyon zaten önümüzdeki yıl baz etkisiyle birlikte gerilemeye başlayacak. Yani politika faizi yükselirken enflasyon gerilecek ve bunun birleştiği nokta sanıyorum 2023'ün ikinci çeyreği gibi olacak. Ve ilk çeyrekte de aslında işte piyasanın biraz da beklentisi, o algı biraz daha oraya kaydı. Yani ilk çeyrekten sonra Fed biraz beklemeyi alabilir. Piyasa bu algıya dönüyor ama işte hani demin bahsettiğim bu Chicago Fed'in hesapladığı finansal koşullar endeksi henüz bu algıyı tam olarak göstermiş değil. O yüzden de zaten işte cuma gününden beri devam eden iyimserlik altında tersine döndü. Borsalarda yeniden böyle bir satış dalgası göreceğiz bana kalırsa. Fazla bir iyimserlikle gittik son 2-3 gündür. Ama dediğim gibi önümüzdeki gitme dönemde... Gitme isteği var aslında ama yapılar var. Buna çok fazla izin vermiyor. Finansallar da fena değil bu arada. Yani Amerika'da çok küçük bir oranda şirketler açıkladı ama finansallar fena değil. Yine tabii yani muhtemelen son çeyreklerin, son yılların böyle en kötü çeyreklerinden biri geçecek finansallar tarafından. Yani beklentileri karşılama açısından ama şu ana kadar açıklanan finansallara baktığında Amerika'da oldukça iyi. Bu hafta çok daha majör şirketler açıklayacak dışarıda. Onları gördükten sonra belki yeni bir yön tayini yapabiliriz. Peki şimdi küresel piyasalarda aslında Fed'i konuşuyoruz ama ECB tarafında bu hafta ECB de var. Dolayısıyla Euro Dolar paritesini yakından takip ediyoruz. Aslında tarihi günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla enflasyonu görmek istemeyen Fed atağa kalktı ve bu atak sonrasında ECB geride bıraktı. Bundan sonra peki ECB'yi nasıl göreceğiz? Çünkü resesyon hatta stagflasyon emarelerinin görülmeye başladığı bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki varlıkları nasıl adlandırıyorsun? Ya Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nı bu tarafta karşılaştırmak çok zor. Çünkü Fed'in baktığı perspektifte Amerika ekonomisi var. Hı hı. Ve Amerika ekonomisi güçlü bir şekilde ilerliyor ama Avrupa'ya bakıyorsunuz. Bir, yüksek enflasyon. İki, zaten enerji krizini çok fazla konuşuyoruz. Üç, işte bütün raporlarda yer alıyor jeopolitik riskler. Ve Avrupa'nın önü biraz daha karanlık. Avrupa Merkez Bankası'nın işi bana kalırsa Fed'e göre daha zor ama bir noktada da piyasada yükselen faizleri de gözetip orayı takip etmesi gerekiyor. Yani 75 bas puanlık bir faiz artırımı şu koşullarda eğer Fed yapıyor olmasa çok agresif derdik. Hı-hı. Ama bir noktadan hani Fed'e yetişmeye çalışıyor. Yani işte İngiltere Merkez Bankası'nı da ekleyeyim buraya, Fed'i de ekleyeyim. İşte bu ikiliye biraz daha yetişmeye çalışıyor. Herhalde 75'ten sonra bu kadar agresif bir adım atamayacaklar. Yine böyle bir 25-50 girecekler ama piyasanın bu yönde bir talebi var. Tahvil faizlerinin bu yönde bir niyeti var. Avrupa Merkez Bankası da bu beklentileri çok da fazla dışarıda bırakmayıp bu 75 bas puanlık faiz artırımına gidecek ama sonrası daha karanlık bir de olur. DXY'yi nasıl adlandırıyorsun? Yani dolar endeksi tarafına bakacak olursak, hı hı, önümüzdeki süreçte, son çeyrekte ya da 2023'ün ilk çeyreğinde DXY nasıl bir performans gösterecek? Bunun özellikle emtia tarafına yansımasını merak ediyorum. Zaten en büyük bileşen euro. Yani aynen, euroyu sürekli konuşuyoruz. 0.99'u aşamayan bir euro dolar paritesi var. Sterlin de zaten vaziyet belli. Yavaş yavaş böyle bir toparlama içine girebilir ama çok kuvvetli bir yükseliş de beklemiyoruz sterlinde. Yen'e bakıyoruz. Yani işte Japonya Merkez Bankası sürekli müdahalelerle o paritedeki harareti biraz almaya çalışıyor ama yen de bir değer kaybı içerisinde. Şimdi bu resimden bakarsak sadece işte Fed faiz artırıyor, dolar endeksi bu yüzden yükseliyor mantığı biraz da karışıyor artık. Hani dolar endeksinin bileşenleri de değer kaybediyor. Hal böyleyken de artık herhalde 2023'ün ilk çeyreğine kadar dolar endeksi de yukarı hareketi koruyacak. Yani 113-114 üzerinde kalırsak bence çok da şaşırtıcı olmaz. Bunun peki emtiaya etkisi özellikle küresel piyasalarda konuşurken, evet şu anda makroekonomik dengede de hep enflasyonist baskılardan bahsediyoruz. Az önce sen petrolden de biraz söz ettin. Şimdi bir tarafta bakıyoruz doların yükselişi, resesyon ihtimalleri, petrol tarafındaki oynaklığı da beraberinde getirirken bir diğer emtia varlığına bakacak olursak altın dip seviyelerde devam ediyor. Dolayısıyla şu an o tarafta da bir belirsizlik var emtia sepetinde. Petrol için şöyle söyleyeyim, şimdi yani OPEC raporuna tekrardan bir değineceğim. Çünkü talep beklentilerini aşağı çektiler. Amerika için son çeyrekte 100 bin varillik bir talep artış beklentisi, hı hı, var. Yani yanlış hatırlamıyorsam da 2023'ün ilk çeyreği için 150 bin varillik bir talep artış beklentisi var. Ama bunu yavaş yavaş aşağı çekiyorlar ve işte raporun o talep kısmında da şey ibaresi var. Yani riskler hala aşağı yönlü. Yani aşağı yönlü riskler hala kuvvetli. Ne demek yani, resesyon endişesi hala yüksek ve OECD tarafında çok ciddi bir korku yok anladığım kadarıyla ama bir talep eksilmesi söz konusu.
OPEC Plus tamam biraz kesintisine gitti ama Amerika'da bir taraftan işte stratejik rezervleri satıyor daha önce de yaptığı gibi. Brent petrol de böyle artık 90'ların altına sarkarsa bence çok şaşırtıcı olmaz. Doların da bu kadar güç kazandığı bir ortamda normal. Yine yayına girmeden şeye baktım, OPEC'in sepet fiyatına baktım. O da dün itibariyle 92 doların hafif üzerinde piyasa fiyatıyla hafif böyle bir makası var. Muhtemelen Brent petrolde de 90'ın altına gireceğiz ama yeni dipler konuşur muyuz çok zor. Peki yatırım finansman olarak Borsa İstanbul BIST endeksinde ne kadarlık bir marj daha görüyorsun yıl sonuna kadar? Şimdi bizim takip ettiğimiz yani işte hedef değer biçtiğimiz şirketlerin hedeflerine geldiği varsayımından yola çıkarsak yani 4200'leri bir hedef olarak belki konuşabiliriz. Yani resmi bir şey açıklamadık. Hani hedef fiyat açıklamadık. Belki 3. çeyrek finansallardan sonra yeni bir değerleme yaparız. Yani şirketlerin hedef fiyatlarına bir değişiklik yaparız ama 4200'lerde bir hedef fiyat konuşabiliriz yıl sonu için. Tabii 3. çeyrek finansallar önemli. Yani işte sektör sektör baktık istersen yavaş yavaş oraya da geçelim. Yani bankalarda hala o kuvvetli bilançolar gelecek. Yani özellikle özel bankalarda %57 gibi bir öz kaynak karlılığı beklentimiz var. Akbank garanti yapı krediyi buraya eklemek lazım. Hikaye çok fazla değişmedi. Yani işte TÜFE endeksi kağıtlar olsun, kredi mevduat makasındaki iyileşme olsun, provizyon giderlerindeki gerileme çünkü tahsilatlarını da yükseltmiş durumdalar. Belki burada biraz enflasyon etkisi var. Bu etkenler bankaları hala bir şekilde yukarı çekiyor. Yani işte piyasa değeri defter değerlerine hep onu eleştiriyorduk hatırlasana yani birin altında piyasa değeri defter değeri oranları var. Bankalar bu kadar ucuz olabilir mi diye. Şimdi yavaş yavaş o eleştiriler artık şeye çıkıyor. Tam tersine dönmeye başlıyor. Şimdi sektör sektör gidecek olursam havacılık sektörünün 3 büyük oyuncusu için de yine beklentimiz iyi. Yani TAV Havalimanları, Pegasus Türk Hava Yolları tarafında iyi. Uçuş istatistikleri fena gelmiyor bu arada havacılık sektöründe ve şey dış hatların hasılata katkısı çok daha yüksek. Yani pandemi öncesi seviyeyle karşılaştıracağım orada. 2019 rakamları da neredeyse yakalanmış durumda ve dış hatların katkısının da yüksek olması nedeniyle 3. çeyrek finansallar havacılık sektörüne iyi gelecek gibi duruyor. Keza perakende yine enflasyon etkisi orada devam edecek. Cirolar oldukça yüksek. Bir tek demir çelikle ilgili bazı soru işaretleri var. Marjlar yavaş yavaş daralıyor. İşte beyaz eşya sektöründe Arçelik'in finansalları geldi. Hem euro dolar paritesindeki düşüş hem artan enerji maliyetleri Arçelik'teki marjları biraz kısıtlıyor. Aselsan'ın finansalları geldi. Çok ciddi bir satış büyümesi var. Ama hem net borçta bir miktar artış var hem de bu bakiye sipariş tutarında bir miktar gerileme var. O biraz böyle Aselsan'da soru işaretleri yattı. Hani ya iyi görüyoruz ama hafif böyle bir kar satışı da gelebilir bir beklentisi var. Son olarak baktığımda yani işte Tekfen grubu diyeyim ya da grup olarak söyleyeyim. O tarafta belki biraz beklentilerin altında bir rakam gelebilir ama genel çerçevede yani işte %24'lük bir çeyreklik kar artışı beklentimiz var takip ettiğimiz şirketlerde. %210'luk da nereden baksan yıllık bazda bir kar artış beklentimiz var. Bunu dolar bazında konuşsak %47'lere falan geliyor. Yani dolar bazında %47 kadar bir kar artışı olacak takip ettiğimiz şirketlerde. Üçüncü çeyrek güzel. Yani en azından dördüncü çeyrekten aynı beklentin var mı? Şimdilik o beklentiyi konuşmak için çok erken. Çünkü öncü verileri bile çok daha yeni alıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bizim izlediğimiz şirketler şu anda dolar bazında %30'un üzerinde bir prim de yaptı. Yani bunların fiyatlandığını da aslında söylemek lazım. O yüzden finansallar geldi. Aman bir satış görürsek de çok şaşırtıcı olmaz diye ekleyeyim ama 3 şey finansallarından sonra biz muhtemelen hedef fiyatlarımızı da yukarı revize ederiz diye düşünüyorum. Son olarak Özak'ı da ekleyeyim. Model portföye dahil ettiğimiz için söylüyorum. Bu ayın başında elinde tuttuğu varlıklarla ilgili yeni değerleme raporları açıkladı. Neredeyse piyasa değerine çok yakın bir değerleme artışı var. Elinde tuttuğu stokların da satışından gelecek ekstra bir para var. O yüzden Özak GYÜ'de emlak konusu da yine 3. çeyrek finansallarında ya da işte genel olarak beğendiğimiz şirketler arasında tuttuğumuzu da belirteyim. İlk 3 sektörde özellikle yeni giren yatırımcı için hangi sektörleri yani şu an yılbaşından bu yana performans şüphesiz ki yüksek ama yeni giren yatırımcı için ilk 3 sektör diye soracak olursa. Biraz değişir orada yani yatırımcının nasıl bir algıya geçeceğine göre değişir. Geçtiğimiz günlerde böyle bir canlı yayın yaptık. Soru şeydi yani yeni böyle parlayan sektörlere mi gidelim? Yoksa işte oturmuş hali hazırda zaten
sirkülasyonu devam eden sektörlere mi gidelim diye. Ya biz hani demir çeliği genel olarak çok beğeniyoruz. Hı-hı. Tüpraş yine 3. çeyrek finansalları yüksek gelecek. Rafineri marjları hala çok iyi. Bence oradan gidilebilir. Perakendeler hala iyi. Bence bankaların da ciddi manada bir marjı var. Bu ana sektörlerden bence devam edebilir. Önümüzdeki yıl tabii çok fazla konuşuluyor. Yani işte yenilenebilir enerji sektörü ne olacak diye. Tabii şirketlerle aracı kurumların o noktada irtibatı çok önemli. Ben orada hani tamam işin bizde olan kısmı tabii ki işte araştırma departmanları ama işin şirketlerde olan kısmı da biraz yatırımcı ilişkilerinde bitiyor. Biz ne kadar şirketlerle birebir iletişimde olabilirsek değerleme yapmak için o kadar elimizde de done oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu Aptaş'tan aktardığın bilgiler için. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni bu Aptaş'tan bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Evet, seans ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euro bölgesi ekonomisinde alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Satın alma yöneticileri endeksine bakacak olursak Euro bölgesinde hizmet ve imalat endeksleri Ekim ayında da düşüşünü sürdürdü. Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisinde kötüleşme devam etti. Peki bunun Türkiye ekonomisine ve üretimine yansımasını alalım, değerlendirme yapmak üzere değerli konuğum Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan bizlerle birlikte. Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Özellikle Euro bölgesinde ekonomisinde kötüleşmenin devam ettiği ve hatta resesyonun gittikçe artan ve kuvvetle artan bir ihtimal ve hatta kaçınılmaz görüntüsü. Tüm bu ayrıntılar Türkiye ekonomisine nasıl yansır, nasıl görüyorsunuz? Şu an siz hissediyor musunuz bu düşüşü? Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Biliyorsunuz bizde de Ekim ayında kapasite kullanım oranında yarım puan bir azalma oldu. Bununla alakalı tabii ki biz ihracat anlamındaki ağırlığımızı biraz daha yukarılara çekerekten bu açığı kapatabiliriz diye düşünüyorum ama bugün bakıldığında Avrupa Birliği'ndeki sıkıntıları bizler henüz daha yaşamadık. Ama önümüzdeki günler içerisinde biraz daha biz de etkileneceğiz gibi görünmekte. Evet, özellikle Nuri Bey, bir diğer tarafta ise reel sektör güveninde ise Ekim ayında bir yükseliş yaşanmıştı. Buradaki ana etkilerden bakacak olursak son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mal stoğu ve mevcut sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ise negatif etkiliyor. Bu anlamda bir önlem aldınız mı? Avrupa'daki bu kötüleşme ve önümüzdeki süreçte ihracata dair beklentinizi ne oluşturuyor? Bilindiği gibi bizler aslında ihracat anlamında şu ana kadar bütün verilerimiz aslında çok iyiydi. Her ay bir önceki yılın ayına göre %10-15'lik artışlarımız devam etmekteydi yıl boyunca. İlk defa bu ay bir önceki yılın aynı ayına göre aynı miktarda kaldı. Bu da aslında bakıldığında ihracatın da birazcık yavaşlamaya girdiğini gösteriyor. Fakat biz ülke olarak aşağı yukarı 190 ülkeye yakın ihracat yapıyoruz. Bu dönem içerisinde de çeşitli farklı pozisyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hiç sıkıntılı olduğumuz bir örnek verirsek Suudi Arabistan'a ihracatımız başladı. Bugün bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşı, şu anda çok bir ihracat yapamıyoruz ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili artılar olacağını düşünmekteyiz. Özellikle de uzak ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne yani 80 milyon dolar ihracat yaparken son birkaç yıl içerisinde 800 milyon dolar gibi bir rakama ulaştık. Birazcık daha ülkeleri çeşitlendirip bana göre çok az bir zararla bu sıkıntıyı atlatacağımızı düşünüyoruz sektör olarak. Evet Nuri Bey, özellikle burada Euro bölgesinde mobilya tarafında da
önemli aktörler var Türkiye'nin ihracatı anlamında. Yani şu an bakacak olursak hem mobilya kaleminin bir miktar daha ihracatta ağırlığının olması, hem bunun yanı sıra bu ihracatın ise Euro bölgesinin ağırlıklı kazanması. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılarla birlikte önümüzdeki sürece dair sektörde ne olmalı ki bu anlamda verimlilik kaybolmasın? Evet, aslında bugüne gelinceye kadar bizler ölçek sorunuyla ilgili aslında sıkıntılarımız vardı. Ham madde ile ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı. Şu anda aslında yurt dışından gelen yine talepler hakikaten fazla. Ama bizlerin ihracattaki kilogram bazındaki fiyat artışlarını aslında yakalamamız lazım. Yani daha katma değerli ürünler satmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında ihracat yapıyoruz ama bunu rakamsal bazında yukarılara çıkartmakta zorlanıyoruz kilogram bazında. Bununla ilgili tedbirler alınması lazım. Bir de sonuç olarak şu anda bizim ciddi anlamda bakıldığında özellikle Avrupa Birliği ülkelerde biliyorsunuz bu enerji kriziyle ilgili ciddi sıkıntı içerisindeler görüştüğümüz meslektaşlarımız. Buhar ziyaretlerinde de aynı şeyleri görüyoruz. Çünkü kışın o ağır şartlarında bazı mobilya firmaları veya mobilyaya yakın üretim yapan fabrikaların belirli sürelerle çalışılacağıyla ilgili ciddi programlar yapılmış aslında. Bizde böyle bir sıkıntı görünmüyor. En azından bu sıkıntıyı bana göre bir artıya çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani bunu da tabii ki önümüzdeki günler gösterecek. Aslında şu anda hiçbir sıkıntı kalmadı mobilya sektörünün. Ham maddeye de rahat ulaşabiliyor. Sadece enerji maliyetleri var. Bir de ayrıyeten bizim ciddi tesisleşmeye ihtiyacımız var aslında. Bizim sektörümüz büyüyor ama bizler çok büyüyemiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız da konuşmuştu. Yani bize mutlaka arsa tahsisleri yapılması ve üretim alanlarımızı, fabrikalarımızı büyütmemiz gerekiyor. Büyütemez isek bizim hakikaten biz de çok geride kalacağız diye düşünüyorum. Bu talepleri karşılamamakla alakalı. Çok teşekkür ediyorum Nuri Gürcan aktardıklarınız için diyelim. Evet, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan'la birlikte özellikle artan hem kesim güven endeksini, reel kesim güven endeksini ama bunun yanı sıra kapasite kullanımındaki azalışı konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez değerli konuğum Profesör Doktor Necip Çakır ve Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, bakacak olursak reel kesim güven endeksini karşıladık. Ekim ayında bir önceki aya göre 0.4 puanlık bir artışla birlikte 100,3 seviyesinde gerçekleşirken bununla birlikte negatif etkileyen tarafından ben ilerlemek istiyorum. Son 3 aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi birazdan negatif etkiliyor. Dolayısıyla gözler Avrupa ekonomisine de çevrilmiş durumda. Siz nasıl gözlemliyorsunuz Türkiye ekonomisine yansımasını? Yani Avrupa ciddi bir resesyona girdi. Yani bu artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Ve yani geçenlerde Dünya Bankası'nda söylediği şey vardı, açıklaması vardı. Orada da deniliyor ki bütün ülkeler eşanlı olarak böyle bir sıkılaştırma politikasına giderlerse bunun sonucunda resesyonun çok daha derinleşme ihtimali de var. Gördüğümüz bu. Dünyanın her tarafında aşağı yukarı böyle bir politika izleniyor. İşte Amerika başta olmak üzere Avrupa'da da. Dolayısıyla resesyon daha da hızlanacak gibi gözüküyor. Her ne kadar bugün ilk defa işte uzun süredir ilk defa doğalgaz fiyatları 100 euro'nun altına düşmüş, 96 euro olmuş. Bu biraz olumlu bir etki yapacak ama yine de yani hem gıda enflasyonunda hem de enerji enflasyonunda çok ciddi bir sıçrayış var. Ve bunun zorladığı sıkılaştırma politikaları var. Bu sıkılaştırma politikaları ve gelir azalmasıyla beraber yani Avrupa'da ciddi şekilde değerli ücretler de düşüyor. Türkiye'nin ihracatında bir sıkıntı yaşanınca çok beklenen, bilinen bir şey. Çünkü biz ihracatımızın aşağı yukarı yarısını Avrupa'ya yapıyoruz. Bazı yıllarda aşıyor bile bunu. Ama Avrupa'nın geliri düştüğü zaman bizim ihracatımızda da ciddi tıkanmalar yaşanıyor. Yani bunu göz önünde almamız lazım ki bizim durumumuz zaten parlakta değil. Yani ithalattaki artış hızıyla ihracattaki artış hızını kıyasladığımız zaman işte şeyin cari açığında, dış ticaret açığında büyümesi bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani bu önümüzdeki dönemde sorunlarımızın biraz daha derinleşebileceğini gösteriyor. Tabii bu sanayi de yansıyacak ister istemez.
Peki hocam, şimdi yani bir model benimsendi ve bu modelde aslında işte rekabetçi kurla birlikte yola çıkılarak burada ihracata arttırma modeli ve yatırım, istihdam ve ihracat modeliyle birlikte bir takım hedefler belirlenmişti. Bunlar revize edilmeli mi? Bundan sonraki süreçte bir model değişikliğine ihtiyaç duyulur mu böyle bir durumda? Yani bu model önce Çin modeli diye başladı. İhracata yönelik kalkınma modeli. Yani altyapısını oluşturmadan bunun böyle bir modele geçmek imkanı yok. Ve biz bu altyapıyı yıllardır oluşturmuş vaziyette değiliz. Demin ki beyefendi de söylediği gibi, yani kilo başında ihracatımız çok düşük düzeyde gidiyor. Halbuki bizim yani yapmamız gereken şey bu kilo değerini arttırmamız. Onun için de bizim yüksek teknoloji ürünlerine yönelmemiz lazım. Yani yıllardır bunu konuşuyoruz ama bunu yaptığımız yok. Ve maalesef araştırma ve geliştirmeye ayırdığımız fon da giderek düşüyor. Yani bunu da göz önünde bulmak lazım. Dolayısıyla bu modelin bu şekilde işlemeyeceği açık. Yani rekabetçi kur denilen şey de nedir rekabetçi kur? Şu andaki kur rekabetçi midir? Yani herkesin analizine bakarsak şu anda Türk lirası çok değerli. Ve arka kapıdan satış yöntemiyle bu kur korunmaya çalışıyor. Çünkü yani KKM'den gelen maliyet çok yüksek olacak. O tutulmaya çalışıyor. Yani bu kadar hassas bir denge üzerinde yürümek yani sonuç verecek bir politika değil. Yani ister istemez bu politika bir yerde duvara toslayacak. Yani malum zaten işte konuttan bakın, enflasyona bakın, işte gıda enflasyona bakın özellikle, enerji enflasyona bakın. Dünya şampiyonuyuz bunlarda. Bir tek şey yani Zimbabwe falan bizi aşıyor. Dolayısıyla yani gelirlerin bu kadar hızlı azaldığı ve işte yani İhracatla denge bulunmaya çalışıldı ama ihracatın da kilo değeri açısından arttırılamadı bir ortamda. Biz olsa olsa artık ihraç ederiz. İçeride yarattığımız artığı dışarıya satarız. Onun da anlamı şu, 1 milyon dolara ihracat yaptığınız zaman verdiğin mal miktarı sürekli artar bunun karşılığında. Dolayısıyla böyle bir model, yani başından işlemeyeceği belli olan bir model Türkiye gerçekleriyle çok aykırıydı. O yüzden yani Türkiye'de ne bileyim işte yani yıllardır gözlemlediğimiz bir şey var. Eğer ithalat yapmazsak biz cari açık vermezsek büyüyemiyoruz. Ama cari fazladan söz edildi. O zaman büyümeden vazgeçmek lazım. Bir tek büyümeden vazgeçtiğimiz zaman bunu sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla yani bu şeyin modelin ciddi şekilde revize edilmesi, hatta yani belki de tümüyle modeli bunu terk edip geçilmesi şart oldu artık. Peki burada şimdi aslında enflasyonlu bir büyüme, yani enflasyon eşittir büyüme şeklinde ilerleyen bir patika olur mu önümüzdeki süreçte, yoksa enflasyondaki bu artış belirli bir süre sonra büyümeyi de zaten engelleyecektir diyebilir miyiz? Yani daha önceden de bunları yaşadık biz 90'larda. Enflasyonlu büyüme modelini o dönemde de yaşadık ama o dönemde de gözlemlediğimiz bir şey vardı. Enflasyon yükseldikçe yani yatırım yapmaktan ve ne bileyim işte ekonomik faaliyetlerde bulunmaktan çok ramp peşinde koşmaya başlıyor toplum. Şimdi şu anda da işte ramp peşinde koşar duruma gelmiş vaziyetteyiz zaten. Böyle olduğu zaman da işte bu büyümenin çok önemli ölçüde zarar veren bir faktör. Çünkü bu kadar belirsizliğin bulunduğu bir ortamda kimse yatırım yapmak istemez. Dolayısıyla biz sanayi üretimini daha fazla artırıp ürünlerimizin kalitesini daha fazla yükseltemeyiz böyle bir ortamda. Herkes önünü görmek istiyor. Herkesin önünü göremediği bir ortamda sağlıklı, kalıcı ve tabana yayılan bir büyümeyi bekleyebilmek mümkün değil. Sadece işte belli kesimlerin gelirlerinde bir artış olur. Onun dışındaki toplumun bütün kesimleri ciddi şekilde fakirleşir. Aynen bugün olduğu gibi. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır bizlerle birlikteydi. Şimdi araştırma masamıza gidiyoruz ve piyasa fiyatlamaları hakkında bilgi almak üzere. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzukluoğlu bizlerle birlikte. Evet Çağlar, varlık sınıflarında oldukça volatilitenin yüksek olduğunu da görüyoruz. Hatta bakarsın tahvil piyasalarında, hisse senetlerinde ya da döviz piyasalarında pandemiden bu yana en yüksek seviyelerinde yaşandığını takip ediyoruz. Dolayısıyla ana başlıklar var ve senden alalım ayrıntıları. Benim merhaba, güzel bir gün diyorum. Az önce benim de üniversite hocam olan Necip Hoca aslında rant arayışı şeklinde piyasalardaki şu anda ana etkili motivasyonlardan bir tanesinden bahsetti. Çünkü
Bu ortamın oluşmasında açıkçası her ne kadar biz son 1-1,5 yıldır yaşam maliyetleri krizi ya da yaşam maliyetlerinde enflasyon kaynaklı olarak yükselişlerden bahsederken belki reel ekonomik taraftaki konulara değiniyor olsak da özellikle piyasalarda bu noktada hem bireysel yatırımcının kendi bütçesinin büyüklüğünü gözetmeden hem de kurumsal yatırımcıların yani tırnak içerisinde büyük piyasada tabiri caizse yapıcı diye kastettiğimiz piyasa unsurlarının bir şekilde yön arayışını konuşur vaziyetteyiz. Ama tabii burada özellikle ilk 6 ay geride kaldığında bilhassa hisse senedi piyasalarındaki erime dipten alma ile ilgili konuyu öne çıkarmıştı. Burada belki yaz rallisi bir parantez açmış olabilir ama yılın artık son çeyreğinde zaman dilimi içerisinde ilerliyoruz. Çok da 2022'nin kaderi değişmiş değil. Özellikle dün Avrupa'dan gelen PMI rakamlarına baktığımız zaman Çin büyümesine ya da Çin'in şu andaki küresel ticaretteki konumuna rakamlarına baktığımız zaman gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin şu andaki çizmiş oldukları ekonomik aktivite performansı ve enflasyon görünümüne baktığımız zaman açıkçası bunun değişmediğinin işaretlerini görür ve izler vaziyetteyiz. 2023'e ilişkinde çok iyimser beklentiler yok. Şimdi ilk grafiğimiz ekrana geldi Pelin. Burada bizim yıllar boyunca ki zaten grafiği de 2008 yılından başlattık. Özellikle merkez bankalarının bilançolarının büyüdüğü ki burada aslında bir nottan da bahsetmek gerekiyor. Bilançonun 2008 krizi sonrasında Fed özelinde de bakarsak şu anda grafikte olan 4 büyük merkez bankası özelinde de bakarsak kat etmiş olduğu mesafenin bugünle kıyaslanmayacak düzeyde olduğunu görüyoruz ama öyle ya da böyle salgının hayatımıza girdiği 2020 yılı ve ardındaki 2021 yılının tabiri caizse ortalarına kadar diyebileceğimiz süreçte bilançonun büyüdüğüne tanıklık ettik ve bu küresel likidite bolluğu yaratmıştı. Burada özellikle tüm dünyadaki hisse senedi piyasalarının piyasa değerine baktığımız zaman mavi renkli eğride gördüğümüz şekilde Pelin, küresel likiditenin arttığı bu ortamda tesadüf de değil tabii ki de doğal bir sonuç olarak hisse senedi piyasalarının değerinin arttığına tanık olduk ama 2021 yılı açıkçası bu konuda bir kırılma oldu. Nitekim grafiğin sağ tarafında görüleceği üzere zaten sıkılaşma döngüsünden detaylarıyla sürekli bahseder vaziyetteyiz. Özetleyecek olursak 4 büyük merkez bankasının toplam varlık büyüklükleriyle beraber dünyada hisse senedi piyasalarında da önemli değer kayıpları izledik ki mavi eğrinin de 2022'de düşüşe geçtiğini görüyoruz. Peki sadece hisse senedi piyasalarında mı böyle bir görünüm var? İkinci grafiğimize bakalım. Tansiyon açıkçası 2008 krizi sonrasında özellikle bizim hisse senedi piyasalarında takip ettiğimiz ölçekte ilerlemiyor. Nitekim şu anda ekranda görülen tahvil tarafındaki tansiyonu gösteren MOVE endeksiyle beraber gelişmiş 7 ülke para biriminin volatilitesine ve VIX'e bakıyoruz. Aslında 2022 yılına girdiğimizde belki de VIX'in zaten hali hazırda önceden buradaki tansiyonu yükseğe çıkarması ki sık sık hareketli ortalamalar bazında kısa orta vadede baktık VIX'e açıkçası 25 korku eşiklerinin üzerine neredeyse 2022'de yerleşmişti ama relatif baktığımızda Pelin tahvil tarafında ve bu sene doların güçlendiği bu sene G7 ülkelerinin para birimlerinin volatilitesinin yukarı yönde hisse senedi piyasalarına göre çok çok daha fazla bir aksiyona neden olduğunu ve aksiyona sahne olduğunu izlemek mümkün. Burada tabii yön arayışında bizim belki de çok geleneksel olarak takip ettiğimiz sinyaller var. Böyle endişe endeksleri ve ABD tahvil faizleri özellikle sıkılaşma döngüsü özelinde bahsedersek burada karşımıza çıkan unsurlar ama burada her zaman volatilitenin göstergelerinin piyasayla da uyumlu olmadığına şahit oluyoruz bu sene. Üçüncü grafiğimizde de bizim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ettiğimiz 3 ana endeks gözüyle baktığımızda bunların içerisinden S&P'yi seçtiğimizde bu yıl içerisinde VIX endişe endeksinin 4 kere oklarla işaret edilen kısımlarda farklı belki de tabiri caizse tuhaf diyebileceğimiz hareketi oldu. Neden diye sorulacak olursa hisse senedi piyasasının yükseldiği bir ortamda da biz tansiyonun yükseldiğini izler vaziyetteyiz haftalık değişim bazında. Hisse senedi piyasasındaki düşüşlerin olduğu zaman tansiyonun da düştüğüne ki aslında belki de Türkiye'de yatırımcı ya da Türkiye'de hisse senedi piyasalarını takip eden biri buna alışkın olabilir özellikle son birkaç yılda. Çünkü tansiyonun yüksek olmasına rağmen borsanın yukarı yönde hareket ettiği durumlar bize çok yabancı değil ama dünya genelinde baktığımız zaman yapısal olarak açıkçası 2022 yılındaki yön arayışını gösterir. Belki de önemli buradaki korelasyonun dışında hareket etmelerden biri olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii
küresel tarafta bundan bahsetmişken yurt içindeki görünümü de irdelemezsek olmaz. Nitekim biz son 2 senede bilhassa 2021 ve 2022'de TL bazında Borsa İstanbul'un BIST 100 gözüyle bakarsak sürekli rekorlarından bahsettik ama dolar bazında özellikle 2018 yılında gelmiş olduğu 200 doların altı seviyelerden yaklaşık 5 kere bu seviyenin üstüne çıkma çabasını izledik. Bugünler itibariyle 200 doların üzerinde bir seyir izliyoruz. Çünkü Türk lirasındaki değer kaybı ön plandaydı ama şu grafikte, korelasyon grafiğinde Pelin, dolar TL ve BIST korelasyonunun aslında bize verdiği önemli bir de sinyal var. Bilhassa 2022'de piyasayla olan oluş arasındaki farkı göstermesi adına. Çünkü dolar TL ile BIST'in birlikte yukarıya hareket ettiği dönemleri izledik. Korelasyon belki sona doğru kırmızıya dönmüş olabilir ama kurun uzun bir süredir sabit olduğu bir dönemde tekrar borsanın yükseldiğini izliyoruz. Özetle Pelin, karma karışık bir sene sonu, son çeyrek karşımızda yurt içinde ve yurt dışında duruyor. Gelişmeleri hep beraber izleyip sonuçlarını göreceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, seans ortasında noktalıyorum, gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.